Cenk'le Büşra ne zamandır birlikteydiler? 2 yıldır. Peki araları nasıldı? İkisi de deli gibi aşıktı birbirine. Ama... Ama? Ama Cenk'in kıskançlığı deli ediyordu Büşra'yı. Bu yüzden de çok kavga ediyorlardı. Peki kıskançlığın sebebi neydi? Eski sevgilisi, Murat Hoca. Beni delirtmeye mi çalışıyorsun ya? Ben o adama selam bile vermeyeceksin diyorum, sen odasına gidiyorsun. Ya kaç kere söyleyeceğim, sadece kitap götürdüm diyorum, niye inanmıyorsun? Hala kitap diyor ya. Sen çocuk mu kandırıyorsun? Yeter artık, bak bana güvenmiyorsan bitsin bu ilişki. Niye? Murat'a geri mi döneceksin? Bunu mu konuşuyordun odasında? Sen ne saçmalıyorsun ya? Bana böyle bir şey yaparsan seni öldürürüm. Tabii bu son kavga diğerlerine benzemiyordu, öyle değil mi? Evet. Büşra hiç bu kadar sinirli görmemiştim. Cenk'i bu kadar aşık olmasına rağmen kestirip attı. İlişkiyi bitirdiğini söyledi. Peki Cenk'in tepkisi ne oldu? Büşra'nın peşinden gitti. Konuşmaya çalıştı. Ama Büşra cevap bile vermedi. Daha sonra Cenk de sinirlendi, çekti gitti. Peki son bir soru. Büşra'nın odasında kağıtlara yazılmış isimsiz bir not bulduk. Yani bu notu kimin yazdığı hakkında bir bilgin var mı? Hayır, yok. Büşra bazen ders notlarının arasında böyle kağıtlar bulurdu. Ama kimden geldiğini bilmiyordu. Peki bu notları Murat Hoca yazmış olabilir mi? Sanmam. Murat Hoca kendini belli ediyordu zaten. Böyle notlar yazacağını zannetmiyorum. Daha çok platonik bir Ayşe'nin yazacağı cinsten notlardı. Kampüs civarında bir fotokopici vardı. Büşra ile sürekli oraya giderdik. Orada çalışan biri Büşra'ya çok ilgili davranırdı. Şunlardan ikişer kopya olacaktı. Hoş geldiniz Büşra Hanım. Emriniz olur. Çay, kahve ya da soğuk bir şey ister misiniz? Yok, derse yetişmemiz lazım. Notları alıp bir an önce gidelim biz. Hadi. Buyurun Büşra. Borcumuz ne kadar? Borcunuz falan yok, tamamdır. Olur mu canım, öyle şey alın lütfen. Allah Allah. Siz benim en değerli müşterimsiniz. En değerli müşterisiymiş, gerizekalıya bak. Şimdilik bu kadar. Bir şey olursa lütfen bizi arayın. Aa, bu arada şeyi atlıyorduk. Sizin odaya pencereden giren çıkan birileri oluyor muydu? Şey, Cenk öyle girerdi. Hani sonuçta kız yurdu. Başka türlü giremezdi ki. Başkomiser Orhan, Esra'nın ifadesinden yola çıkarak Büşra'nın odasında bulunan notları yazdığından şüphelendikleri kırtasiye çalışanını sorguya aldı. Fuat Altılı, 25 yaşında, kırtasiye çalışanı. Bu kızı daha önce gördün mü? Görmedim. Hiçbir şey bilmiyorum. Ben sadece fotokopi çekerim. Onu biliyoruz. Bunu sen mi yazdın? Neymiş ki? Bakışların öyle güzel, öldürüyor beni nazın. Seni böyle gizli sevmek, inan bu dünyada en büyük azabım. Kavuşamazsam sana, yansın bu dünya, yıkılsın. Sen mi yazdın? Bak, bizi boşuna uğraştırma istersen. İtiraf et. Biraz önce senden aldığımız parmak izi bu kağıdın üstünde de vardı. Vallahi kötü bir niyetim yoktu. Ben onu çok seviyordum. Az önce tanımıyorum demiştin. Ne bileyim, bir anda siz öyle sorunca çok korktum. Şuraya şunun aynısını yaz bakalım. Bir de hayranımız oldu. Bu arada Cenk de ortada yok. Yani onunla ilgili her yere, her şeye, herkese bakıldı. Hala adamdan iz yok. Yani bu kadar kısa zamanda nereye kaybolacak bu adam ya? Kiminle konuştuysak her yol Murat denen asistana çıkıyor. Git bir konuş bakalım. Ben de şu tiyatro kulübüne gideyim. Bakalım ne çıkacak. Başla.